Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, sıcak günler başladı. Böyle sıcak sıcak yaşamaya çalışıyoruz. Tabii sıcaklık sadece havalarda değil, her şey sıcak. Fiyatlar sıcak, yani yaklaşamıyoruz. Enflasyon çok sıcak, yaklaşamıyoruz. Gündem sıcak, konuşamıyoruz. Her şey çok sıcak. Şimdi bu gündemde ve bu ahvali şeraitte şöyle ilginç bir algı yönetimi videosu çekeyim dedim. Vaktiniz varsa, serinlik yerlerdeyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bugün size 5 tane manipülasyon tekniği anlatacağım. Tam 5 tane. Bu teknikleri siz örneklendirmesini kendiniz dinlerken bol bol yapabilirsiniz. Ben size genel mantığını anlatacağım. Evet. Hocam peki bunları biz niye öğrenmek zorundayız? Yani ne işimize yarayacak diyorsan dostum etrafına bak. Yani kandırılmalar yüzünden düştüğümüz duruma bak. Yani 1 değil, 5 değil, 10 değil, 100 değil, milyonlarca insan 1 değil, 10 değil, milyonlarca kere kandırılıyor, kandırılmaya devam ediyor. Kandırılmaktan nasıl korunacaklarını anlatıyoruz, dinlemiyor, yazıyoruz, okumuyor. Ondan sonra ben niye bu hayatı yaşıyorum, neden mutsuzum diyor. O yüzden dostum yani benim de işte misyonlarımdan bir tanesi bu. Ben bu işlerin ilk başında insanları kandırmak yerine onlara kandırılmamayı öğretmeye karar verdim. Ha tersi bir karar verseydim, evet belki çok zengin olurdum. Belki siz benim isimle duymazdınız ama ben yolumu tutardım. Ama mutlu olmazdım. Ve ben kötülük yapanın da bu kötülük her ne kadar zekice olursa olsun, her ne kadar kimse farkında olmaz ise olsun, eninde ve de sonunda o kötülüğün karşılığını bu dünyada ve diğerinde kat kat çekeceğini ve burnundan fitil fitil geleceğine inanan, bilen, şahit olan bir insanım. O yüzden zaten başka bir yol aklım varsa eğer başka bir yol seçme imkanım da yoktu. Şimdi başlıyoruz bakalım. Manipülasyon teknikleri. Madde 1. Madde 1 dostum düpedüz yalan. Yani bir teknik falan yok. Düpedüz yalan. Bir örnek vereyim sana. Mesela efendim ben askerdeydim. Er rütbesindeydim. Bir gün asker yemekhanesinde yemekler çok kötü çıktı. Ben de sinirlendim. Gittim. Efendim Tugay komutanının kapısını şöyle bir kırdım bir tekmeyle. Dedim utanmıyor musunuz böyle yemek mi olur dedim. Bir korktular benden. Ondan sonra yemekler hep çok güzel çıktı. İşte ben böyle bir adamdım. Ben askerde bile herkes benden korkardı. Şimdi bu da düpedüz yalan yani. Şimdi peki hocam ya bu düpedüz yalan yani akla mantığa sığmayan yalanlara biz kanar mıyız diyorsan kanarız kardeşim. Şöyle oluyor mantığı şu. Bir, şöyle ben şimdi sana düzenli olarak diyelim ki tam 19 kere doğruyu söylesem. Ama böyle en doğruyu söylemem gereken yerde senin ya burada da bu adam doğruyu söyleyemez yani diyeceğin yerde tam 19 kere doğruyu söylesem. Sen bana müthiş şekilde güvenirsin. Yani dersin ki bu adam her pozisyonda ve her şartta doğruyu söylüyor yani. Adam yani dürüst yani. Hatta adam aşırı dürüst yani dersin. Bilmediğin şudur. Benim amacım 20. yalandır. Yani o 19 tane doğruyu sana o 20. yalanı yedirmek için söylüyorumdur. Tamam. Yani bu tekrar yöntemiyle eğitmedir. Ben sana 1 ay, 2 ay, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl öyle bir imaj çizerim ki sen benim yalan söyleme ihtimalim aklından geçiremezsin yani.
Ama benim bütün bu süreç boyunca zaten tek amacım o tek yalana seni inandırmaktır. Ve ben orada o 19 tane yalandan sonra söyleyeceğim 20. doğruda sana çok absürt bir şey bile söylesem, desem ki yani dün gece benim penceremin önüne uzaylılar indi desem, hatta adamlar geldi benim elimi öptü desem, inanırsın abi. Çünkü beynin orada benim yalan söyleyebileceğim ihtimalini şey demez, yani denkleme oturtamaz. O zaman dersin ki ya bu adam ya olmuş demek ki yani dersin yani. Bu bir tekniktir. İki, makam mevki, yani otorite figürü. Yani mesela sıradan bir kişi ya da kendinle eşit gördüğün bir insan sana bir şey söylediği zaman hadi oradan lan dersin, tamam mı? Yani orada mantığın değeridir. Ama senin karşında bir otorite figürü olarak çıkarsam, yani çok büyük bir doktor, efendim çok tanınan bir gazeteci, bir bakan, efendim bir milletvekili, bir başkan, yani ya, yani bu adam bu yalanı söyleyemez diyeceğin titre sahip olan, makama sahip olan birisi söylediği zaman ve bunu çok kendine güvenli şekilde söylediği zaman tamam dersin, yani olabilir dersin yani. Mesela ben sana dersem ki arkadaşlar korkmayın, tam bir sene sonra dolar 2 lira olacak. Yani korkmayın, tam bir sene sonra bak sözümü yazın, dolar 2 lira olacak. 2 lira olacak bak. Dersem sen bana küfredersin yani içinden. Tamam. Hocaya bak dersin, manyadı mı dersin, nasıl laf bu dersin. Ama ben senin karşına bütün Türkiye'nin veyahut da dünyanın saygı duyduğu bir ekonomist olarak çıkarsam veyahut da işte 35 milyon takipçili bir ekonomi uzmanı olarak çıkarsam veyahut da bir devlet başkanı, devlet bakanı olarak çıkarsam, ben bunu bu kadar emin söylediğim zaman ya bu adamın, bu kadının bildiği bir şey vardır yani. Bu seviyedeki bir adam boşa konuşmaz dersin. O yüzden seviyeler yükseldiği zaman insanlar hep böyle karşı o kişinin bir şeyleri bildiğini düşünürler. Mesela işte Putin mesela saçmaladı işte gitti Ukrayna'yı falan filan. Ne dersin ya bu Putin, ya bu adam böyle hata yapar mı? Kesin bildiği bir şey vardır ya, bu adam boşu boşuna bu şeyi yapmaz. Ya da işte Elon Musk mesela Twitter bir aldım dedi, bir almadım falan bir şeyler dedi. Abi belki saçmaladı yani o an. Dersin ki ya bunun bildiği bir şey var herhalde. Adam boşu boşuna bunu yapmaz yani. Elon Musk yani bu falan dersin. Yani kimin söylediği de seni düpedüz yalanları yutmak konusunda şey yapar yani, ikna eder. Şimdi geriye dön ve çok ünlü, çok büyük geçinen tiplerin zamanında söylediği kocaman yalanlara bir bak yani. O kocaman yalanları sana başkası söyleseydi inanmazdın. O yüzden dostum lütfen kimin söylediğine bakma veyahut da bu kişinin daha önce ne kadar doğrucu olduğuna falan bakma. Her sözü kendi içinde değerlendir. Yani o geçmişin baskısından ya da işte o makamın baskısından beynini kurtar yani. Her sözü ayrı ayrı mantığına yatır. Tamam. Bu bir. İki dostum. Eksik anlatım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela sen diyelim ki araba sürüyor adam ya da kadın. Araba sürerken de car car telefonla konuşuyor. Hatta görüntülüyü açmış, görüntülü konuşuyor. Aa ne haber falan diyor. O sırada önüne bir tane adam atlıyor. Yaşlıca bir adam atlıyor ve adama vuruyor. Adam düşüyor, bacağını kırıyor. Falan filan. Ondan sonra diyor ki nasıl oldu diye soruyorlar. Diyor ki ya ben diyor arabayla gidiyordum. Adam bir anda önüme atladı diyor. Frene basamadım diyor. Çarptım diyor. Yani nereden çıktı bilmiyorum yani diyor. Allah Allah diyor. Ya çok da üzüldüm diyor. Tamam. Bak burada belki doğruyu söylüyor. Yani adamın belki onu ani atlaması doğru. Onun frene basıp duramaması doğru. Ama bak eksik anlattığı şey şu. Kendisinin o sırada bir telefon görüşmesi yaptığını veya görüntülü telefon görüşmesi yaptığını söylemiyor. Yani eksik anlatıyor sana. Şimdi dostum bak, bu teknik en çok istihbarat servisleri bunu kullanır. Yani biliyorsun istihbarat servislerinde temel mesele senin bir hikayeye sahip olmandır. Yani sen bir yere bir ajan sızdıracağın zaman bu ajanın bir hikayesi olması lazım. Diyelim ki adamı sen tüccar olarak koydun diyelim. Buradan gönderdin Fransa'ya. Fransa'da bir iş adamı olarak, bir iş adamı rolüyle bu kişiyi yerleştirdin. Şimdi bu kişiye tabi sahte bir kimlik şey yapılır yani konur. Şimdi eğer iş adamlığıyla falan alakası olmayan bir kişiyi sen kullanırsan
ezberlediği çok fazla yalan olur. Yani inandırması çok zordur. Bir sorguya falan alındığı zaman hemen patlak verir yani. Ama mesela şöyle düşün. Bu kişi gerçekten zamanında iş adamlığı yapmış, iş kadınlığı yapmış, o bölgede çalışmış. Bütün anlattığı şey aslında doğru. Tek bir şey söylemiyor, işte ajan olduğunu söylemiyor. Yani hikaye doğru. Sen bunu ne kadar sorgularsan sorgula, hikaye doğru. Eksik bırakılan tek şey oradaki bulunma amacı. O yüzden mesela bazen yalanlar yalan olarak senin önüne konmaz. Eksik olarak anlatılır sadece. Yani gerçeğin tamamı sana verilmez. Sadece belli bir kısmı sana verilir. Yani şu çerçeveyi düşün bak gene. Bu çerçevenin dışındaki sana gösterilmez. Bak yalan söylenmez. O an sana bir şey söylenir. O söylenen doğrudur. Sadece o çerçevenin dışını sen göremezsin. Tamam. Örneğin mesela birkaç örnek verelim mesela. Dersin ki mesela işte bizim ürünümüzün bir ürün yaptık biz. Bu ürünü düzenli olarak kullandığın zaman 3 ay içerisinde 30 kilo veriyorsun. Şimdi burada bunların hepsi doğru. Yani gerçekten bu ürünü kullandığın zaman 3 ay içerisinde 30 kilo veriyorsun. Hepsi doğru bunlar. Yalan yok. Sana şu bilgi verilmiyor. Bu 30 kiloyu verirken diyelim ki diz kapakların işte bu dizlerindeki sıvı azalıyor ve sen bir yerden sonra diz kapakların işlemez hale geliyor. Böyle bir yan etkisi var ilacın. Bak sana bunu söylemiyor. Ama sana bunun dışında söylediği her şey doğru. O yüzden dostum önüne konan bilginin kendisinin yalan olması gerekmez. Sana tamamı verilmiyor olabilir. Şu anda bir düşün, şöyle etrafına bak. Bütün bu olaylara bak, bütün bu insanlara bak. Bütün bu gündemdeki olaylara bak, gündemdeki insanlara bak. Sen bu olayların ne kadarını biliyorsun? Yani hepsini biliyor musun? Yoksa sana sadece gösterilen kısmı mı veriyorsun? Veyahut da önüne şu an konan kişiler, mesela işte bu kişi Türkiye'yi kurtaracak falan, önüne birisi konuyor mesela. Sen bu kişiyi ne kadar tanıyorsun? Mesela 10 sene öncesini, 5 sene öncesini, 20 sene öncesini biliyor musun gerçekten? Bilmiyorsun. Önüne o an konan kişiye göre karar veriyorsun. Tamam. O yüzden hiçbir zaman senin önüne bir şey konduğu zaman onu direktman alıp yutma. Ya bir sorgula. Ya mesela bu nasıl olabilir de? Bu nereden gelmiş olabilir de? Bu daha önce de böyle midir de? Bana söylenmeyen başka bir şey olabilir mi? Başka kaynakları da ben araştırayım de. Diğer kaynaklardan da bunu kontrol edeyim de. Tamam dostum. Yani önüne konan herhangi bir bilgi gerçek olabilir, doğru. Ama gerçeğin tamamı olmayabilir. Tamam. Buna da biz eksik anlatım yöntemi diyoruz. Eksik anlatım. Evet. Madde 3. Duygusal dengesizlik üretmek. Şimdi bu nasıl oluyor? Diyelim ki eşin mesela geliyorsun eve mesela eşin seni karşılıyor. İşte karın mesela seni kral gibi karşılıyor. Aa diyor işte şöyle mükemmel benim kocam var diyor. Aşkitom diyor. Ne istersin diyor. Hangi yemeği sana yapayım diyor. Aman diyor sen terleme diyor. Ben sana hemen kıyafetlerini getireyim diyor. Falan bak mesela. Ya da işte karın sana böyle sanki böyle şey gibi davranıyor işte. Kocam böyle prenses gibi davranıyor. Bir dedin iki etmiyor. Mükemmel sana davranıyor. Fakat bir gün sonra dün sana çok iyi davranan kişi hiçbir sebep yokken cadıya dönüşüyor. Ya da canavara dönüşüyor. Sert cevap veriyor sana. Laf sokuyor. Aşağılıyor. Hiç sebebi yok yani. Veya iş yerindesin. Patronun ya da müdürün sana bir gün çok güzel davranıyor. Diyor ya sen diyor, çok iyi çalışıyorsun diyor. Ben bir tek sana güveniyorum burada diyor. Hiç merak etme diyor. Ne olursa olsun gel bana anlat diyor. Sıkıldığın zaman söyle diyor. Kafan bozulursa gel bana izin vereyim sana diyor. Allah diyorsun ne kadar güzel ya. Bir hafta sonra seni yerin dibine sokuyor. Mobbing yapıyor. İznini vermiyor. Bambaşka bir şey oluyor yani. Şimdi ne oluyor burada? Şöyle bir şey oluyor. Sen öngöremez hale geliyorsun. Yani bak kardeşim. Şimdi beyin bir şeyi öngördüğü zaman rahat eder. Yani mesela bir adam çok serttir mesela. Çok suratsızdır. Sen bunun suratsız ve sert olduğunu bildiğin için
ona karşı önlemini alırsın. Yani onun 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağını tahmin edersin. Seni çok fazla etkileyemez onun yaptıkları. Ya da bir insan çok iyidir, çok böyle şeydir yani insan canlısıdır. Ondan da ona göre davranırsın yani. Fakat bak, bir kişi bir gün iyi, bir gün kötü. Bir gün sert, bir gün yumuşak. Bir gün saldırgan, bir gün pasif olursa beynin ayarları kaçar. Yani sen nasıl davranacağını bilemezsin. Yani dengen bozulur. İşte dengen bozulduğu anda mavi ekran verirsin ve yönlendirilirsin. Çünkü insan bilmediği, anlayamadığı, öngöremediği, çözemediği şeyden korkar ve onun tarafından yönlendirilir. O zaman böyle tetik üstünde olur. Doğru düşünemez yani. Ama yani ben sana şimdi gelsem bak, seni bir odaya kapatsak, bu örneği daha önce de verdim. Seni bir odaya kapatsak, bağlasak, tamam mı? Her gün saat 3.00'da ben gelsem sana bir tane patlatsam, tamam. İlk gün çok canın yanar, küfredersin, ne yapıyorsun sen falan, kurtulmaya çalışırsın. İkinci gün olur, saat 3, orada saatte görüyorsun, korkmaya başlarsın. Aman gelecek, geldim yine ben saat 3'te bir tane daha sana patlattım. Ertesi gün bir tane daha patlattım. Şimdi 10 gün sonra saat 3 olduğu zaman çok da böyle artık seni etkilemez. Yani biliyorsun çünkü saat 3'te bir tane tokat diyeceksin. Kendini ona hazırlarsın yani. Ve o tokadın etkisi azalır. Ancak şöyle bir şey yaparsam. Ertesi gün saat 11'de geldim, 2 tane vurdum. Çıktım saat 2'de bir daha geldim, 4 tane vurdum. Bir sonraki gün hiç gelmedim. Bir sonraki gün saat başı geldim, birer tane patlattım sana. Bir sonraki gün başka biri geldi, 2 tane vurdu gitti. Yani artık sen tokadı ne zaman yiyeceğin, sabah mı yiyeceksin, akşam mı yiyeceksin, hangi saat yiyeceksin bilmiyorsun. Kafa gider. Bak sorgulamalarda bu çok kullanılır. Yani karşı tarafın dengesini bozmak, uyku düzenini bozmak, öngörülemez hale getirmek bütün zihinsel direnci yıkar. O yüzden bak dostum, biri sana bir gün öyle bir gün böyle davranıyorsa, biri sana bir gün iyi bir gün kötü davranıyorsa burada manipülasyon vardır. Yani burada dostum bilinçli olarak dengesiz bir hale getirilmeye çalışıyorsun demektir. Buna dikkat et. Buna çok dikkat et. Tamam, bu bir tekniktir yani. Tamam dostum. Şimdi madde 4. Sevgi bombası. Love bomb kullanmak. Bak love bomb. Bunun ismi de var. Love bomb teknik. Sevgi bombası. Ne bu biliyor musun? En çok bunu 60'lı ve 70'li yıllarda böyle milleti kafalayan gruplar kullandı. Böyle hippi grupları vardı o zamanlar. Hala da var. İşte bir takım dini gruplar, bir takım böyle fanatik gruplar, bir takım kötü niyetli gruplar. Bunlar yeni adam kafalamak için şöyle bir teknik geliştirdiler. Diyorlar ki şimdi sana, işte diyorlar bizim işte her ayın her cuma günü, her cumartesi günü kişisel gelişim seminerimiz var. Bedava işte gel, biz sana bedava seminer vereceğiz. Beleş. Bir saat, iki saat hediye de vereceğiz. Yemek de vereceğiz. Yani ne güzel. Gidiyorsun sen mesela. Oo ne güzel. Yemeğini yiyorsun. Bedava bir eğitim görüyorsun falan. Ya da bedava bir sohbet yapıyorsun. Harika değil mi? Şimdi oraya gittiğin zaman şöyle oluyor. Bir gidiyorsun. Ya oradakiler seni böyle kral gibi, kraliçe gibi karşılıyorlar. Hoş geldin. Oo Ahmet gelmiş. Oo Leyla gelmiş. Ne kadar değerli bir insan. Bakın hoş geldi. Arkadaşlar alkışlıyor seni. Seni baş köşeye oturtuyorlar. Herkes sana gelip sarılıyor. Ondan sonra herkes, sen konuşsa herkes dinliyor. Bir şey söylediğin zaman ay diyorlar, ne kadar güzel konuştun sen. Vay be sen ne değerli insansın diyorlar. Ondan sonra sana hediye veriyorlar. Sana seni gülüyorlar. Sen bir şey anlattığın zaman seni tebrik ediyorlar. Yani böyle sen hayatında görmediğin bir ilgiyi, hayatında görmediğin bir sevgiyi, hayatında görmediğin bir el üstte tutulmayı görüyorsun yani. Ya diyorsun ne kadar güzel ya. İki kere, üç kere gidiyorsun. Çünkü hoşuna gidiyor. Her defasında seni daha çok kucaklıyorlar. Daha çok işte gülüyorlar. Her esprine gülüyorlar. Şimdi bak sen eğer ki mesela aile hayatında sevgi görmemişsen annenden, babandan, işte kardeşlerinden, etrafından ya da işte okulunda veya iş ortamında ezilmiş birisiysen, kimsenin dikkate almadığı birisiysen, hiçbir zaman kendini önemli ve değerli hissetmiyorsan abi oraya gittiğin zaman kendini sen böyle çok iyi hissediyorsun ya. Kral gibi hissediyorsun, kraliçe gibi hissediyorsun yani. Ne oluyor biliyor musun? Seni bağlıyor, uyuşturucu gibi. Sen
artık o hissi duymak için, o önemli hissetme hissini, elle tutulma hissini hissetmek için oraya daha fazla gitmeye başlıyorsun. Sonra bir yerden sonra sana böyle bir takım taleplerde bulunmaya başlıyorlar. Diyor ki, ya sen artık mesela aileni fazla görme, anne babanı fazla görme, sen işini bırak gel bizim burada çalışmaya başla. Ya da işte ne bileyim sen gel bizim bak işte kitaplarımızı git dağıt. Ya da git sana şu işi verdik git orada mesela bir şeyler yap, işte himmet topla. Yani sana görev vermeye başlıyorlar. Şimdi sen dersen ki burada ya bir dakika ya ben yapamam öyle şey falan dersen o ilgi, o sevgi azalmaya başlıyor. Bir anda kimse konuşmuyor. Sana surat asıyorlar falan oluyorlar. Ya sen böyle miydin diyorlar. Sen tabii bir anda o şeyi artık alamıyorsun orada. Yani o sevgiyi alamıyorsun. Bağımlı olmuşsun yani o sevgiye. Sırf senden o sevgiyi esirgemesinler diye sen o grupların ya da o grubun başındaki işte şeyhtir, gurudur, her kimse onun dediklerini yapmaya başlıyorsun. Yani her şeyi sana yaptırıyorlar. Yani hırsızlık da yaparsın, seks de yaparsın abi. Gerekirse aileni satarsın, gerekirse kokainle satarsın. Çünkü o gördüğün sevgi sana bu şeyi verir. Bak o yüzden şu anda bir takım gruplar, siyasi gruplar olabilir, dini gruplar olabilir. Efendim, dini kisveli diyelim. Dini demeyelim de hani dini kisveli diyelim. Çünkü gerçek dini grup bunu yapmaz. Efendim, böyle işte kişisel gelişim falan, felsefe grubu falan bu tip yerler. Böyle bir yerlerdeysen ve sana oraya gittiğin zaman bu şekilde bir sebepsiz bir ilgi, sebepsiz bir sevgi gösteriliyorsa dikkat et. Bak hocam dedi dersin dikkat et abicim. Tamam neden? Bedava çorba diye bir şey hayatta yoktur. Her şeyin mutlaka bir hesabı vardır. O hesabı da gün gelir ödersin. Şimdi bununla alakalı başka bir madde. Bu da beşinci madde cezalandırma. Buna bağlı. O da şöyle, şimdi diyelim ki iş yerinde bir arkadaşın var, çok iyi niyetli, sana yardımcı oluyor, bir şeyler oluyor falan böyle, hep sana iyi niyetli. Fakat sen mesela izin kullanmak istediğin zaman o izin kullanamıyor mesela, onun çıkarına aykırı bir şey oluyor, tamam? Veyahut da sen zam istiyorsun, o sana zam verilirse onun o rahatsız oluyor mesela. Böyle bir durumda bir anda mesela o kişi canavar dönüyor, yani sana bağırmaya başlıyor, yaptığın işleri beğenmiyor. Sana böyle kötü konuşmaya başlıyor, yüz vermiyor, diğerlerini seni çekiştiriyor, cezalandırıyor seni yani. Fakat sen ne zaman ki onun istedikleri şeyleri yapsan, dünyanın en tatlı adamı oluyor, dünyanın en tatlı kadını oluyor yani. Bu çok basit bir koşullandırmadır. Yani sopa, havuç koşullandırması. Benim dediğimi yaparsan sana havuç, tatlı, şeker, benim dediğimi yapmazsan sopa. Bu çok basittir. Yani bu basit şey her yerde uygulanır. Hani annem baban bizim dediğimizi yaparsan aferin uslu çocuğum. Al bakalım açlık. Dediğimizi yapmazsan hadi bakalım dayak. Git odana git ceza. Okuldasın. Öğretmenin dediğini yaparsan uyumlu olursan aferin sana 100. Yapmazsan rahatsız edersen al sana 0. Git disipline. Bak aynı mantıktır yani. Tamam. İş yerinde okulda denilenleri yaparsan sorgulamazsan çok güzel. Sorgularsan denilenleri yapmazsan al ceza. Al işte efendim iznin kaldırılması, al işten çıkartılma. Yani bu ceza, ödül. Şimdi bunun olması gereken yerler vardır. Yani birçok sistem bunun üzere kurulu. Mesela diyelim ki sen bu kanalda yorum kısmına küfür yazarsan ben seni şey yaparım yani, yayınlamam yorumunu. Tamam. Ya da işte hakaret edersen yayınlamam. Ama yani güzel bir şey söylersen, hoş bir yorum yaparsan yayınlarım. Çünkü bunu yapmadığın zaman hiçbir sistemi trollerden, kötü niyetlerden şey etme imkanın yok yani. Çünkü orayı bir anda çöplüğe çevirirler. Tamam. Bu normal ya. Bu her sistemde vardır. Ama normal olan şudur. Ben seni yönlendirmek için haklı olduğun durumlarda bile sana ödül ceza sistemi kullanırım. O yüzden bu tip durumlarda şuna iyi dikkat et. Bu kişi bana kötü davrandığı zaman haklı mı gerçekten? Yani gerçekten bir haklılık payı var mı? Haklılık payı varsa problem yok. Ama dikkat ediyorsan normal şartlarda mesela sinirlenmediği bir şeye diğer durumda sinirleniyorsa yani orada bir denge yoksa denge tamamen o kişinin çıkarına göre ise orada dikkat et. Evet
Bugün size işte bu böyle 5 tane manipülasyon tekniği aldı, anlattım. Hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar devam deyin bana. Bak devam deyin. Bir 5 tane daha anlatayım bundan sonraki videoda. Tamam. Yani size göre ben bu videoyu çekiyorum. Bugün içimden böyle bir şey geldi. 5 tane manipülasyon tekniği anlattım. Son olarak dostum, bunlarından kurtulmanın temel yöntemi sorgulayıcı olmak, kendine güvenmek, aklını, mantığını kullanmak, duygusal hareket etmemektir. Tamam dostum? Evet. Lütfen videoyu bir kere daha baştan, şu 5 maddeyi bir kere daha izle. Kafanda iyice otursun. Çünkü ben bu tekrar yapamıyorum. Çünkü o zaman videonun süresi 1 saati bulur. Tamam dostum? Soruların varsa altına yaz. Bir sonraki videoda gündeme alayım. Bir de son olarak sağ olun ya, 20 bin kişi olduk. bir onunla da ilgili ufak bir şey çekeceğim. Böyle eğlenceli bir video çekeceğim kısa. Bunu da kutlayacağız beraber. Keşke imkanlar olsa böyle değişik şeyler yapabilsek kutlamak için. Ama bunu yapabiliyorum sadece. Tekrardan arkadaşlar teşekkür ederim. İlginize, alakanıza. Ama biz kimiz ki 20 bin tane abonemiz oldu. Eyvallah. Sağ olun, var olun. İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla kandırılmadınız, manipüle edilmediniz güzel bir yaşam dileğimle. Hoşçakalın.